Gazze'de yapılan katliamların boyutu yavaş yavaş batılı ülkelerin tavır değiştirmesine neden oluyor. Durdurun çağrısı yapıldı. Siyonist rejim 7 Ekim'den beri Gazze'de bebek ve kadınları katlediyor. Katliamın boyutu İsrail'e her türlü desteği veren ABD'nin söylemlerinde değişikliğe neden oldu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken çok fazla Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi. Onların zarar görmesini engellemek için her şeyi yapmak istiyoruz dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan da benzer bir açıklama geldi. Macron, bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yok dedi. İsrail'in durdurulmasını istedi. Katliam Avrupa Parlamentosu'ndaki oturumda da gündeme geldi. Clara Deli Batı'ya seslendi. Soykırıma siz de ortaksınız dedi. Bu bir soykırım. İsrail'deki ırkçı bir rejim tarafından açıkça ilan edildi ve uygulamaya koyuldu. Bir aydır her 10 dakikada bir Filistinli çocuk katlediliyor. İnsanlığa karşı işlenen bu suçlar sizin adınıza, sizin silahlarınızla işleniyor. Bu yalnızca İsrail'in değil, sizin de yaptığınız bir soykırımdır. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'i soykırımcı olarak nitelendirdi. Japonya iki devletli çözüme çağrısını tekrarladı. Katil Netanyahu ise dünyayla dalga geçmeye devam ediyor. Gazze'deki sivil ölümlerinden Hamas'ın sorumlu olduğunu söyledi. Gazze'nin bundan sonra İsrail ordusunun kontrolü altına alınacağını vurgulayarak işgalci tavrını gösterdi. İslam dünyası Gazze için ayakta. Katar'ın başkenti Doha'da binlerce kişi İsrail vahşetine karşı protestoya katıldı. Yemen'de Gazze için insan seli oluştu. İşgal karşıtı sloganlar atıldı. Mısır'da El Ahli taraftarları Gazze için tek yürek oldu. Tribünler hep bir ağızdan "Kanımız, canımız Filistin'e feda olsun" sloganı attı. Ürdün'de toplanan kalabalık Filistinliler için dua etti. Lübnan'da şehitler için mum yakıldı. Avrupa ülkelerinde de Filistin'e destek gösterileri vardı. İngiltere'de sağlık çalışanları Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulundu. Başkent Londra'da Filistin'le dayanışma gösterisi için toplanan on binlerce kişi polisin yoğun güvenlik önlemleri altında başbakanlığa yürüdü. Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla göstericiler Filistin'le dayanışma eylemine katıldı. İsrail'in işlediği savaş suçlarına suç ortağı yapmakla itham ettikleri İngiliz hükümetini de protesto etti. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların son verilmesi, derhal ateşkesin ilan edilmesi ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu. İtalya'da göstericiler katliamların durdurulması için bir araya geldi. Almanya'da ise binlerce kişi Filistin bayraklarıyla sokaklara döküldü. Burası da Amerika. Amerika'da binlerce kişi soykırıma karşı yürüdü. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de ateşkes çağrısı yapıldı. Gazze'de katledilenler saygı duruşuyla anıldı.